Bugün tabii biz seçim sürecine girdik. Biliyorsunuz mesleki odalarımızın seçimleri, olağan kongreleri 1 Ocak'la 31 Mart arasında yapılması gerekiyor. Doğal olarak biz de seçim sürecine girdik, kararımızı aldık ve programımızı da bugün siz değerli basın emekçileri aracılığıyla Batman kamuoyuna, Batman halkına duyurmak istedik. Hem programımızı hem adayımızı. Tabii öncelikle biz 2014 yılında başkanlığa geldiğimiz, yönetime geldiğimiz süreci biraz değerlendirmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, 2014 yılında biz Esnaf ve Sanatkar Odası'na geldiğimizde gerçekten önümüze hedefler koyduk. Batman Esnaf ve Sanatkar Odası'nın Batman halkına, Batman Esnaf ve Sanatkarlarına yakışır bir konuma getirmek için önümüze hedefler koyduk ve çalışmalara başladık. En büyük hedefimiz tabii ki odanın kurumsal bir yapıya ulaşmasıdır. Bunun için ilk adımı biz odamızın daha önce işle alakalı işte fatura, defterle işlem görürken biz ilk adımı bu işleyişi daha düzgün ve daha kontrol edilebilir, daha denetlenebilir, daha şeffaf bir işleyiş olması için sistemsel olarak veri tabanına, bakanlığın veri tabanına entegre ettik. Sistemimize entegre olduk. Bunu ne demektir entegre olmak sistemsel olarak? Odanın bütün geliri, gideri hep sistem üzerinde denetlenebilir bir durum ortaya koyduk. Dolayısıyla daha önce hem işte faturalar, hem defter işleyişi, ucu açık yani olumsuz suistimallere ucu açık durumlar vardı. Biz bütün bunları ortadan kaldırmak için böyle bir adım attık. Başta Saliye Başkan ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımızın tercihleriyle ben de bu dönem başkanlık için aday başvurusunda bulundum. Salih Başkan'ın yarım bıraktığı görevleri tamamlamak için geldim. Ondan da isteğim, yönetim kurulu arkadaşlarından da isteğim, bu süreçte seçilirsek bana yardımcı olmaları. Elimizden gelen, esnafımız için elimizden ne geleni yapmamız gerekiyor. Yarım kalan işleri inşallah tamamlarız.